Evet Suat, gizlice halledilmesi lazım. İlacı herhangi bir laboratuvara götüremem. O yüzden seni aradım. El altından incelenmesi lazım. Yani ilacın adı ne, içeriği ne, verilen kişiye gösterdiği etkiler ne, bunların hepsini bilmeliyim. Tamam. Tamam. Senden haber bekliyorum. Ne zaman istersen ara. Ben hep müsaitim. Teşekkür ederim. Hoşça kal. Üniversitede kimyacı bir arkadaşım vardı Suat. Onu aradım. Daha çok psikoaktif maddeler üzerine tezleri vardı. İş çıkışı gelecek. Şule'nin astıma verdiği ilaçla ilgili bize yardım edecek. Tarık, eğer bu düşündüğün ilaçsa cezalarını çekerler değil mi? Yani Jülide'ye, Aslı'ma, Ozan'a yaptıkları yanlarına kar kalmaz değil mi? Hapislerde çürürler Hediye. Perişan olurlar. Hiç merak etme. Şule'den de, Fatih'ten de kurtulacağız. Eczacı bir arkadaşımla görüştüm. İlaçtan o da şüphelendi. Hediye, bu ilaçta kesin bir şey var. Neyse, Suat geldiğinde hepsini öğreniriz. İnşallah Tarık. Olmuş buraya. Dağınıklığı biraz toparlayayım dedim. Hadi gel. Hediye. Ah Hediye. Elini neye dokundursan güzelleştiriyorsun. Bu ev tıka basa eşya doluydu. Ama yuva değildi. Şu yokluğa sevgini katıp güzelleştirmişsin. Birazcık toparladım işte canım. Büyütmeye gerek yok. Hadi. O ellerin buz gibi. Ben bir çay koyayım da ısın. İlacı almaya geldi. Tarık Bey, yetişin. Sibel, Sibel canına kıyacak. Ne olur yardım edin. Sibel, nasıl? Evet, sizden sonra saatlerce ağladı. Sonra da dayanamıyorum artık deyip odaya kapadı kendini. Hayır, elinde bıçak var. Kendine bir şey yapacak. Ne olur yetişin. Koş Tarık, koş. İlaç. Ha, bomboş evde nereye koymuş olabilirler ki? Tarık Bey, yetişin. Sibel, Sibel canına kıyacak. Ne olur yardım edin. Tabii ya. İlaç yanındaydı. Ha, cebine koydu. Lanet olsun. O ilacın ne olduğunu kimse anlamadan hemen geri almam lazım. Aslıma verdiğim anlaşılırsa ömür boyu hapisten kurtulamam. Allah kahretsin. Sibel? O Tarık. Ayaklarıma kapanmaya mı geldin? Bu ne telaş? Geri dön diye yalvaracaksan hiç yorma kendini. Sibel iyi misin? Senin ne işin var burada? Senin derdin ne Tarık ya? Senin derdin ne? Koluna takıp takıp getiriyorsun bu kadını Sibel, buraya. Sibel dur. Çekil, çekil defolun. Sibel biz sana bakmaya geldik. Bırak şimdi hediyeyi. Aa, defolun gidin canım, istemiyorum sizi. Şule Hanım niye yalan söylediniz? Sibel'in bir şeyi yok ki, sapasağlam. Aa, odaya kapatmıştı kendini. Canıma kıyacağım dedi. Sibel konuşsana demedin mi? Dedim. Dedim ama bu süpürüntüyü de yanına taksın getirsin demedim. Neyse hadi oturalım da sakinleşin hadi. Hayır, hayır oturmayın lütfen. Haydi, hadi çıkın. Gel.
gitmesin. Niye gönderdin şimdi onları? Benim işim vardı onlarla. İşim bununla mı alakalı? Ver şu. Aslı'mı bu hale ilaçla getirdin. Onlar da duruma uyandı. Eteklerin bu kadar tutuştuğuna göre bayağı zor durumdasın ha. Ver şunu. $20,000 Nakit. Hemen. Pis fırsatçı. Öyle olsun. Tamam. Getiriyorum. Ne kadar da akıllı. Anladım. Anladım. Yok yok yok, sorun yok. Ben getiririm, vakit kaybetmeyelim. Tamam. Tamam Suat, görüşürüz. Suat'ın işi uzamış. İlacı ben götüreceğim. Tamam canım. Hediye ilaç yok. Ne? İlaç yok. Nasıl yok? Yanıma aldım diye hatırlıyorum. Yolda falan mı düşürdük? Hediye, yürü kapının önüne, sokağa bakalım. O ilacı bulmamız lazım. Hediye. Aa Jülide, senin ne işin var burada? Ozan için evden birkaç parça eşya aldım. İlaç filan. Ozan'ın yanına mı gidiyorsun şimdi? Siz ne yaptınız? Şule Aslı'ma bir ilaç veriyor, karakteri değişiyor filan demiştiniz. Bir şey bulabildiniz mi? Bilemiyoruz ki. Senin söylediğin yerden biz ilacı aldık. Ama kaybettik. Yok şimdi. Ne demek yok? Ne demek kaybettin? Hediye, kusura bakma ama bence sen kendini kandırıyorsun, bizi de ikna etmeye çalışıyorsun. Kızının yaptıklarını içine sindiremiyorsun belli. Ama Aslı bile isteye terk etti Ozan'ı. İsteyerek gitti Fatih'e. Ne diyorsun sen Jülide, saçmalama. Aslı Ozan'ı kendi rızasıyla terk etti. Perişan etti, oğlumu hayattan kopardı. O ilacın da böyle bir şey olmadığını hepimiz biliyoruz. Boş yere birbirimizi kandırmayalım. Neyse ben gidiyorum. Size kolay gelsin. Hediye. O ilacı bulmamız lazım. Yoksa bu Şule ile oğlunun yalanları hepimizi yutacak. Hadi. Hatırlıyorum. Hatta Şule geldiğinde koydum cebime. Sonra birlikte çıktık zaten. Her yere baktık. Düşürmüş olsan görürdük. Ben bir de şuralara bakayım. Tabii ya. Ne oldu? Allah kahretsin. Tuzaktı Hediye. Bilerek yaptılar. Kim? Lanet olsun. Sibel ile Şule. Sibel'in intiharı uydurmaydı. Bizi oyalamak için yaptılar. İlacı aldığımızı biliyorlardı. Geri almak için yaptılar.